Kent Göçevi İlkokulu'nda okuyorum. Buraya şehitlerimizi ziyaret etmeye geldik. Çok merak ediyordum açıkçası burayı zaten. Öğretmenimiz de bize çok bahsetmişti. Bununla ilgili de araştırmalar yapmıştım. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Buradaki burayı çok güzel yapmışlar. Evet, yani kendilerine uygun bir yerde yatıyorlar. Şehitlerimiz bizim için vatanımız için canlarını feda ettiler. Burada hem kendi geçmişimizi öğreniyoruz hem de şehitlerimizin cömertliğini görüyoruz. Duygulandım ve şehitlerimizi wow. Yani ben bu vatanımıza yani sahip çıkmalıyız, kıymetini bilmeliyiz. Çünkü her adımımızda yani şehitlerimizin emeği var. Yani ben şehitlerimiz bizim için bu vatanı yani kazandı. Canlarını feda ettiler. Yani buraya bence şehitliklerin yapılma amacı yıllar sonra bile olsa yeniden şehitlerimize gelip bir dua, en azından bir dua okuma şansımız oluyor. Haymana Belediyesi'ne bize bu şehitlerimizi tanımak için imkan verdiği için çok teşekkür edeceğim. Veysel Sevim. 4 A sınıf öğrencilerinden Elifşen Asevim'in babasıyım. Böyle bir organizasyon çocuklarımızın tarihlerini öğrenmeleri, tarihsel duyguları taşımaları açısından çok güzel bir organizasyon oldu. Bu konuda bize yardımcı olan Haymana Belediyesi'ne bir veli olarak çok çok teşekkür ediyorum. Ercan Boğday, Şehit Bülent Köçelik Okulu'nda müdür yardımcısıyım. Gölbaşımızda, Haymana'mızda böyle bir şehitliğin olduğunu duyduğum andan itibaren gelmek istedim ve bize bu imkanları sağlayan Haymana Belediyesi ve tüm çalışanlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin şehitlerimizin duası vatanımız için. Başındaki Hüseyin Avni Alparslan orada yaralandıktan sonra burada şehit oluyor ve burada defnediliyor şu şehitlikte. Burada 100'e yakın şehit var. Sakarya Savaşı'nda yaralanmış, Haymana'daki hastaneye getirilip burada tedavi altına alınmış fakat iyileşememiş 100'e yakın şehit var. Onlardan bir tanesi de komutanlardan olan 42. alayın başındaki kişi olan binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'dır. Peki burada savaş oldu mu? Haymana'da, burada Haymana'nın içinde olmadı ama o gittiğiniz dağlarda oldu. En orada. Mesela şuradaki dağlarda oldu. Evet, şu karşıdan gördüğünüz dağlarda şimdi düşman kuvvetleri o karşıki dağların hepsini ele geçiriyor. Karşıki dağlar ama Haymana içine gelemiyorlar, giremiyorlar. Burada Türk kuvvetleri, bizim askerlerimiz düşmana karşı mücadele veriyor ve buraya sokmuyor düşmanı.